Şey, o zaman başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bir yandan yayına Okula da. başlamadan yayını şey yapayım şimdi de. Tamam. Ben O intro zaman videosuna geçtim. tamam. Yayına bir yandan girelim. Bugün okuldan bağlanayım dedim. Ama tabii ki Murphy bırakmadı. Olsun hocam. Gerçek bug şu anda. Hani arka Aynen. planıyla her Ama bir yandan da bir sürü bug oluştu yayına bağlanırken. O da tabii Güzel. işin eğlencesi. Zoom'a geçip ses açacağım. Ondan sonra ben mikrofonu kapatacağım. Kamerayı da Tamam. kapatalım. Sizdeyiz. Bu arada tamam mıyız? Başladık mı? Yok, video devam ediyor. Video devam ediyor. Tamamdır. Öncelikle Zoom'dan katılan arkadaşlara şu an hani burada olanlara tekrar teşekkürler. Ertuğrul sen umarım hostsundur. Ben çünkü sadece konuşabileceğim. Yani Öyle mi? Ben sana da chat host şey tamam vereyim. ama ben chat kısmını göremiyorum çünkü Ha, telefon okey. şu an çok uzakta bende. Tamam hocam. Onları hallederim ben. Ben sadece görüneceğim ve konuşabileceğim. Tamam, ben okurum gelen mesajları. Okey. Tamam Çeviriyorum sen. bizi. 3, 2, 1 diyeceğim. 3, 2, Yayındayız galiba. Tamam. Evet. Evet. Okey, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle. Tuna Atakan, Arvis Games. Tekrar aramızda ve umarım yıllar boyunca bu ne derler sohbetleri yapmaya devam ederiz. Tekrar teşekkürler vaktiniz için. Tabii ki hocam. Bugün şimdi hem malum yaza girdik. Bir yandan tabii ki şu an pandeminin birazcık rahatlamasıyla birlikte tabii ki bir sürü toplantılar, buluşmalar ve organize ediliyor. İşte projeler tabii ki tam randımanlı devam etmeye başladı. Biz de özellikle bu yaz boyunca biraz işte nerede kalmıştık? Hani biraz açıkçası o açığı kapatmak istiyoruz ve hani sizlerle işte sektörden arkadaşlarımızla buluşarak biraz neler yapıyoruz, şu ara nasıl gidiyor, nerede kalmıştık ama bir yandan da bunları yaparken de özellikle dijital oyun tasarımının bölümünü düşünen arkadaşlara da bir takım geri dönüşler vermek istiyoruz, ipuçları vermek istiyoruz. Hani bu nasıl bir alan, oyun tasarımı nedir mesela bugünün konusu. Bununla başlamak istiyoruz. Bugün ben ve Ertuğrul Hoca, Ertuğrul Süngü birlikte bu seansın moderasyonunu üstlendik. Bakalım nasıl gidecek. Bu arada ben şöyle bir kısa da bilgi vereyim. Atakan ve Tuna hani Arvis Games olmasının dışında bir yandan da bizim oyun tasarımı master programımız Masterbug'ın bir anlamda ilk öğrencilerinden, ilk mezunlarından zaten biraz her şeyin de başladığı yer aslında. Hikayenin başladığı yer olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki kendilerinin farklı arka planları, uzmanlıkları var ama hani yani yollarının kesiştiği ve muhtemelen şu an onları bir yandan da yani sıçratan projenin de başladığı yer Bug Lab. Yani bunu da açıkçası gururla paylaşıyorum. Diyerek biraz topu onlara atayım. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Hop aldım topu. Şu an çünkü Board Royale 1 diyelim yani ilk versiyon çıktı. Belki arkadaşlar takip ediyordur. Yani Kickstarter'da müthiş bir başarı ile ve kendi komünitesini oluşturup çok güzel bir şekilde herkese ulaştı. Evet arada bir takım böyle tabii ki illaki sorunlar girdi çıktı ama hani en azından bir mutlu son diyebiliriz. Ve siz arkadaşlar gazı kesmeden ikincisini bir anlamda ya değişik bir versiyonunu diyelim. Üzerine zaten çalışıyordunuz. Bir yandan da o Kickstarter'da tekrar bir kampanya açıldı ve o da 2 saat içinde fonlandı ve o da yine müthiş bir galiba 10 kat 10 kat ya yani kat 10 katlanarak diyelim fonlandı ve o da şu an onunla ilgili çalışmalar devam ediyor ve hatta bir yandan da dijital oyunlar da var bunların akabinde diye biliyorum. Ama biz özellikle sizinle başlamak istedik. Çünkü biz her dönem, şimdi lafı size devredeceğim, burada bırakıyorum hemen. Yani biz de özellikle lisans programımızda, hatta master'da da diyebiliriz, eğitimi aslında hep kutu oyunları ve kart oyunlarıyla başlıyoruz. Çünkü oyun tasarımını kavramak,
oyun tasarımının hani bir tür postmortemini yapmak, o meseleyi açık seçik görebilmek adına kart oyunları ve kutu oyunları çok yeri özel. Çünkü bir bilgisayar oyununda tüm bu sistemler, kurallar, mekanikler aslında gömülüyken, hani bunları çok net ayırt edemiyorken, hani bir kutu oyununda, bir kart oyununda her şey ortada. Her şey nasıl çalışıyor, birbirini nasıl etkiliyor, birbirini nasıl tetikliyor, hepsi ortada olduğu için özellikle hani sizinle bu yani tanıtım günlerine başlamak istedim. Çünkü oyun tasarımına dair aslında çok fazla emeğiniz var. Yani çok teşekkür ederiz hocam. Biz de ağırladığınız için bu arada yani çok memnunuz. Ayrıca hani söylediğiniz güzel şeyler için ayrı ayrı. Neyse çok fazla teşekkür etmeyeceğim ben. Şey, ama bug'da olduğumuz için ve hani bir bu yolculuğumuza gerçekten bug vesile olduğu için ki ondan öncesinde bug Türkiye'deki ilk pilot programlardan birini açarak yola çıkardığından beri yani 2011-2012 yılından beri tanışıyoruz neredeyse sizle. Üstüne de master bug vesaire derken hani bu ilişkimiz daha da böyle mükemmel bir hale geldi. Şöyle ki şimdi hemen oyun tasarımına girelim mi Tuna yoksa basitçe kendimizden bahsedelim mi? Bence basitçe ben anlatayım. Yeni gelen arkadaş olabilir sonuçta. Yeni öğrenciler, aynen, yeni genç neferler gelecek katılacak aramıza. Tamam o zaman. Arkadaşlar ben Atakan, Arvis'in kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda oyun tasarımcısıyım. Yaklaşık 2011 yılından beri oyun tasarımıyla uğraşıyorum. Başladığım dönemde sağ olsun Güven Hocaların gösterdiği yolda durmadan ilerleyerek bugünlere geldim. Ya bunu bu arada övmek için kesinlikle söylemiyorum. Her bir şeye sıkıştığımda kesin birinden yardım almışımdır bug'dan. Bu konuda şeyim ya hala bile hani 10 yıllık tecrübem var. Herhalde 200'den fazla dijital projede bulundum. Kaç tane oyun tasarladığıma dair fikrim bile yok artık. Ama her sıkıştığımda birine kesin gidiyorum ve biri de kesin elimden tutup yardım ediyor. Öyle bir ortamdan bahsediyoruz. Şu anda da işte Tuna ile beraber 2019 yılının sonlarında, 2020'nin başlarında Arvis Games'i kurduk. Ve Arvis Games ile beraber ilk kutu kart oyunu projemiz Board Royale ile bir çıkış yaptık. Board Royale ile güzel bir sonuç getirdi ve şu anda yeni expansionlarıyla devam ediyor. Kart oyunu, kutu oyunu tasarımının zorluklarına, işte oyun tasarımı nedir'e de birazdan gelelim. Ben bunu yapıyorum. Valla teşekkürler. Güven Hoca zaten Heroes Journey'deki Old Man. Yani bizi böyle işte bu Monomit'teki macerayı çağıran kişi olarak hepimizi çağırdı. Topladı. Old Man derken? Yani işte Old Man ya. Wise Old Man ya. Bize gelin hocam. Böyle işte. Wise oldu. Wise Man. Wise Man. Wise tamam diyelim ya. Balıkçı. Hayır ama söyle, şeydir o yani. Hani bir tane. Eyvallah. Yok canım. Hayır hocam işte bakın siz de aynı işte. Ben de beyaz saçlı. Evet evet. Yavaş yavaş. Benim de var başladı. Başladı. Tamam işte ya yapacak şu. O bir zaten. Arkadaşlar beyaz saç yapar. Şöyle tabii ki yani bug'ın çok önemli bir yeri var tabii ki. Ben de Atakan'la aynı şekilde bug'daki yüksek lisans programında tanıştım. Ve hani farklı disiplinlerden gelen çok farklı takım arkadaşları bulabildiğimiz ve aynı şekilde çok farklı disiplinlerde de proje üretebildiğimiz bir yuvaya dönüştü aslında bak bizim için. Bu yüzden de tekrar teşekkürler Güven Hocam. Ve bu arada sadece hani oyun olarak demiyorum bunu işin sanatsal boyutu, daha farklı dijital projeler hepsinin bir arada olabildiği ve bunu tabii ki oyun sektörünün olmazsa olmazı game jamlerle bir araya getirip yani bir kendi komünitesine sahip olabilmiş, onu kurabilmiş ve onu temellerini düzgün kurabilmiş bir yerden başlamış olmanın çok büyük avantajını yaşıyoruz. Atakan'la da işte bir yere geldiğimizde gene biz niye birlikte oyun yapmıyoruz derken bir anda karşımıza işte Board Royale gelip hadi bir Kickstarter mı yapsak bilmiyoruz nasıl yaparız buluruz bir şekilde yolda öğreniriz diyerek böyle yola çıktık. Arada bu kadar dijital projenin içerisinde uğraşırken böyle keyifli bir macera bizi bir araya getirdi ve aynı heyecanla devam ediyor. Bizden sonraki yeni başlayacak olan ve devamında da hala hazırda devam eden bütün oyun tasarımcı arkadaşlarımız da olabildiğince biz de bug'ın bize öğrettiği, bildiğini, öğrendiğini paylaş felsefesiyle hareket eden bir yapı olarak devam ediyoruz diyeyim. Ve cümlemi bitireyim burada en azından. O zaman oyun tasarımına mı geçelim? Yani nedir bu oyun tasarımı, nedir bu oyun yapımı? Oyun nedir'e kadar ineyim mi hocam yoksa oyun tasarımından mı? Valla şey tabii yani biraz bugün böyle hızlı bir sohbet
olması gerekiyor. Biraz vaktimiz az çünkü bizi takip eden başka programlar da var. Bence yani doğrudan oyun tasarımından arkadaşlar girişebiliriz. Tabii ki sizin deneyimleriniz zaten deneyimlerinize aktarmanız bile yeterli olacaktır. Mesela bir kere oyun tasarımı oyun sanatı değil. Hani bunu bence mesela bu bence bu ayrımdan başlayabilirsiniz. Tamam, süper. Şöyle ki oyun tasarımı Güven Hoca'nın da dediği gibi oyunun sanat dallarıyla aslında çalışan ama onları yapmayan. Yani ben oturup grafik çizmiyorum veya oturup buna hani bir artla bir illüstrasyon yapmıyor. Bundan ziyade oyun tasarımı bir oyundaki kuralları belirlemek, o oyunun bütün yapısını belirlemek. Yani bir film gibi düşünürseniz filmin yönetmeni ve prodüserinin ve senaristinin bir arada olduğu bir meslek diyebiliriz aslında. Oyun tasarımcısının görevi oyunda olacak her şeye daha ilk başından sonuna kadar karar vermek aslında. Bu da nasıl? İşte bu oyunda kapı açılıyor mu açılıyor, karakter koşuyor mu koşuyor, işte cam açılıyor mu açılıyor, bu camın sesi ne, İşte bu camla interaksiyon ne falandan tutun, bunları yazılımcı nasıl yazacak, bunun nasıl bir grafiğine ihtiyacı var, bunun sesi nasıl olmalıdan, bunların hepsine kadar uzanan çok geniş bir alan. Ama geniş olduğu için de gözünüz korkmasın, hepsi yolda keyifle öğrenilen şeyler. Ve bol bol maalesef oyun oynamanızı gerektiren bir alan. Yani bunu sevmeyen arkadaşlarım burada olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten çalışırken bir yandan da oyun oynamak zorunda kalıyorsunuz. Mesela biz Tuna ile çalışıyoruz böyle. Gece 2'de beni arıyor. Abi şu oyunda şöyle bir şey var, ne diyorsun diye hikaye devam ediyor. Evet. Oyun tasarımını basitçe böyle özetlediğimi düşünüyorum. Tuna ya, unuttuğum bir şey varsa. Hani. Ben de araya gireyim, burada önemli bir noktaya vurgu yapıldı. Belki oradan da gider. Bir oyun oynamıyoruz ya da 5 oyun oynamıyoruz. Yani hani sevdiğimiz ve çok popüler 5 tane oyun oynamıyoruz. Tam tersine 500 tane oyun oynamaya çalışıyoruz. Ve bir şekilde buna gerçekten çok vakit harcıyoruz. Bunun da lütfen altı çizilmesi gerektiğini düşündüğüm bir nokta. Vakit artı tabii ki para da harcıyoruz. Yani bu oyunlara sahip olmak da ayrı bir konu. Ben bir tek sadece şey ekleyeceğim. Hani oyun tasarımında. Anlayanlar da vardır belki. Yani oyun tasarım aslında yani en şey görevi olarak yani dinlemeyi bilen bir person olmak zorundasınız. Yani oyun tasarımcısının bence en önemli görevi bu. Dinleyebilmek. Çünkü multidisipliner bir yapı içindesiniz. Sizin yazılımcınız var, sizin tasarımcınız var, sizin pazarlama departmanınız var, sizin oyuncularınız var, sizin oyuncularınızla etkileşime geçecek olan topluluk yöneticileriniz var. Yani sizin ürettiğiniz, yarattığınız evren, tam oyun tasarımının temeline baktığınızda sınırları olan, kuralları belirlenmiş bir ortam yaratıyorsunuz. Ve oyunculara bir mekanik diyorsunuz. Diyorsunuz ki A tuşuna bastığınızda bu karakter ileri gider. Yani bu en temeline baktığımızda buraya kadar inebiliriz ama aslında oyun tasarımcısı olarak yani person olarak göreviniz multidisipliner olmak. Ve bu yüzden de gözünüzü de geliştirmek zorundasınız. Kulağınızı da geliştirmek zorundasınız. Demin Atakan'ınkileri birazcık toparlayarak söyleyeceğim bunu. İletişim kabiliyetiniz. Çünkü bütün bu departmanların aynı dili konuşuyor olması gerekiyor ki bir proje başlayabilsin ve bitebilsin. Ve bunu aynı şekilde çok iyi projelendiriliyor olması lazım. Adımlarının belirleniyor olması lazım. Gerçekten oyuncunun yapacağı bütün hareketlerin, oyuncunun yaşayacağı bütün hislerin hepsinin bir takım tarafından hazmedildiği senaryolarda zaten elimize çok büyük başarılı projeler çıkıyor. Diğer tarafta hani herhangi bir oyun geliştirme, oyun motoru vesaire kullanarak yapılan oyun evet özünde oynanabiliyorsa, bir mekaniği varsa bir oyundur tabii ki. Ama bir oyun tasarımcısının görevi bunu bir tecrübe olarak aktarabilmenin en kısa, en doğru ve en işlevsel yolunu bulabilmesi. Eğlenceli bir tecrübe olarak öyle bir kıssası evet, oranın eğlenceli bir tecrübe. Tam olarak da oraya bağlayacaktım aynen. Yani sonunda eğlenceli mi değil miye getirmek gerekiyor. Ve o eğlenceli bir tecrübeyi yaşatıp oyuncuda farklı hisler yaratarak evet ben bir oyun oynadım dedirtmek lazım aslında. Aynen. O hissiyatı iyi vermeye çalışıyorsun. Ben belki şunu ekleyebilirim. Hani bir belki işte yani yeni dinlemeye başlayan arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar şu an hani bu kısa sohbette oyun tasarımını konuşuyoruz ama aslında dijital oyun tasarım bölümümüz 3 departmanı kapsıyor. Bunlar oyun sanatı, game art, oyun tasarımı, game design, oyun geliştirme, game development. Yani dijital oyun tasarım bölümü bir oyun prodüksiyonunun 3 departmanını kapsayan bir eğitim veriyor. Size bu departmanlarda altyapı veriyor. Özellikle ilk 2 yıl bir altyapı veriyor. Son 3. ve 4. yılda ise artık sizin kendi yolunuzu çizmeye yönelik size çeşitli seçenekler sunuyor. İşte dersler, stajlar, roller gibi diyeyim. Hani o anlamda bölümümüzün adı dijital oyun tasarımı olsa bile tasarım bizim için bir çatı gibi düşünün. Bunun altında sanat,
tasarım, teknoloji gibi farklı disiplinler illaki var. Hocam bence 6 yıl tıp gibi okutmanız gerekiyor ya. Gerçekten hani 4 yıl çok iyi bir süre mezun olmak için. Şey bir de yani evet aslında Atakan yani bu çok yani daha doğrusu hani zaten hani oyun tasarımı biraz böyle hep yani hayatla paralel giden bir mesele. Yani hayata da bakmanız gerekiyor. Yoksa dediğin gibi eğitimin hani dediğin yıllarca okunabilir, yıllarca üzerine konuşulabilir, analiz edilebilir. O ama işte biz bu 4 yılda özellikle hani o bahsettiğiniz bir anlamda gözü kazandırmak veya bu bakış açısını kazandırmak önemli. Mesela hep verdiğim bir örnek var. Mesela şu an mesela yemek yapma oyunları çok popüler değil mi? Hani birçok şu an çok böyle cilalı, çok eğlenceli oyunlar yapılıyor. Ama eminim ben o oyun tasarımcıları kesinlikle mutfağa girmiştir. Yani gerçek mutfağı kastediyorum. Mutfağa girip hani yemek yapmayı denemiş, nerede bocalamış, işte tüm o malzemelere bakmış, dokunmuş, birbiriyle buluşturmuş, işte çeşitli deneyler yapmış olduğunu eminim ki dediğim gibi bu yani tabiri caizse mutfağa girmeden olmayan bir iş kesinlikle. Ya da mesela Assassin's Creed yapıyorsak birkaç kişiyi öldürmüş olmamız gerekiyor falan diyor işte. Hayır ama en azından bir koreografiye girip yani bir dövüş sanatlarıyla ilgilenmek. Aslında olay şey, gerçek hayattaki bir tecrübeyi yaşayıp o tecrübeyi başka bir şekilde diğer tarafa nasıl aktarabildiğiniz. Hani onu da işte en iyi gerçekten gerçek hayattaki bu hissiyatlardan alıyorsunuz. Diğer oyunlardan da esinlenebilirsiniz aslında. Tabii mesela biz Borzoeli yaparken de mesela çekim yapmak için ormana gittik. Ben mesela mızrak fırlattım arkadaşımın arkasından. İşte evet. Sivrisineklere, böceklere karşı hayatta kalmaya çalıştık mesela. Bunları yaşadık. O yüzden ya de oyun şimdi... iyi çalışıyor. Mekanikleri çok aynen. İyi falan diye. Mesela... Pardon. Devam et. Benim internetimde ufak bir sıkıntı var. Bazen sizi çok geç duyuyorum veya sizin konuşmanız bitti zannedebiliyorum. O yüzden beni bölmekten çekinmeyin. Onu söyleyeyim de. Yok. Şu ana kadar gayet iyi. Ha bu arada şey Ertuğrul Hocam ara ara galiba sorular da geliyor. Evet, sen tam onun için. Uygun yerlerde saplayabilirsin bize soruları. Tamam o zaman hemen şunu böyle şu anda uygun bir yer yaratmış olduk da zorlayarak da olsa. Hani konuyla da alakalı tabii çok da güzel ve basit bir soru. Acemi bir oyun tasarımcısı neler yapmalı peki gibi bir soru geldi. Hazırda tasarımın temellerinden bahsediyorken. Hemen oyun yapmalı. Evet yani paper yani prototype. Gerçekten şöyle bir durum var. Cevap evet buyurun. Paper prototype dediğimiz hani böyle gerçekten bir oyun başkasına kavuşana kadar pek de oyun sayılmaz arkadaşlar. Yani birini oynattıktan sonra o oyunu oyun diyebiliyorsunuz aslında. Dolayısıyla bunu en hızlı nasıl yaparsanız öyle yapın. Mesela bir A4'ü kesin, parçalara bölün. Paper prototype dediğimiz yani o kağıt prototipini yapın. Çok hızlı oynayın. Emin olun o kağıt kalemle biraz bile olsa bir eğlence yaratabiliyorsanız oyunda her türlü olur. Yani dijitali de olur, şey de olur. Her yerde ulaşabiliriz. Ki aslında bu konuştuğumuz Board Royale'in de macerası biraz böyle başladı değil mi? Ben hatırlıyorum mesela Atakan bizim işte bir tırnak içinde yani ödev olarak veya bir projenin başlangıcı olarak yaptığımız Game Jam'de elinde hatırlıyorum bir kağıt prototip ile geziyordun ve herkese oynatmaya çalışıyordun. Değil mi? Evet, seni baltalamıştım hocam yani resmen kendi oyunumu oynatacağım diye herkes benim oyunumu oynamaktan jemi yapamaz hale gelmişti. Ama gerçekten öyleydi. Hatta şöyle söyleyeyim, jam dediğimiz şey arkadaşlar 48 saatte bir oyun yapma etkinliği. Bir fikir veriliyor size bir kurum veya kuruluş tarafından veya başka bir konsept işte organizasyon tarafından. Siz bu fikri 48 saat içinde eğlence yaratacak şekilde hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ben de okulumuzun jamleri oluyor. Hocamlarda konumuz kaçıştı. Kaçış yerinde dedim ki ya herkes dijital bir şeyler yapıyor. Ben de hani hafta içi zaten yazılımla veya yazılımcı arkadaşlarla çok meşgulüm dijital projelerle. Dedim bir tane board game yapayım hızlıca. Onu oynayalım yani bir kutu oyunu yapalım dedim. Yaklaşık 1,5 saat sonra oyunu oynuyorduk. Gerçekten Güven Hoca'nın dediği gibi. Ve 48 saat boyunca oyun oynandı. Ben de not ala ala her seferinde işte bu bunu beğenmedi, şunu geliştir, bunu yap diye. Yani daha o jam bitmeden 48 saat içinde aynı oyun yüzüne 4-5 ayrı geliştirme yapmıştım. Sonrasında da baktım ki insanlar bunu gerçekten çok seviyor. Arada dijital projelerimle beraber yandan ilerletmeye başladım. Hatta Güven Hoca zamanında kendisi de çok sevmişti oyunu. Şimdi şey yapmayayım ama bayağı bir oynamışlığımız var okulda.
Tabii ama esas gerçekten, şu an geldiği nokta evet, yani gerçekten tabii bambaşka. Bambaşka bir nokta. Hani tabii, şey, tabii, bir ürüne dönüştü artık. Tabii ürüne evet. Dönüşürken zaten son kullanıcı önemli. Yani Atakan'ın da demin bahsettiği konu orada o. Yani bir oyunun gerçekten oyun olabilmesi için bir son kullanıcı tarafından oynanması lazım. Hani bu yakın çevreden bahsetmiyorum bu arada. Tanımadığınız kişiler tarafından oynanıp sizin brief vermediğiniz, yani kurallarını kendileri okuyup kendileri oynamaya çalıştığı ve buna biz blind test diyoruz bu arada. Yani aklınızda bir fikir var. Bu kullanıcıya gidiyor. Kullanıcılar kural kitabına bakıyor. Oyuna ilk defa giriyorlar. Hiçbir briefleri yok. Ve arka tarafta bu oyunu oynarken eğleniyorlar mı? Nerede sorun yaşıyorlar? Bunların hepsi analiz etmeye başlıyorsun. Sonra bunları alıp bir iterasyonda. Oyun canlı bir sistem arkadaşlar. Ve oyun tasarım dokümanı da aslında bu canlı organizmanın en önemli kaynak kodu diyebiliriz. Yani siz bir oyun tasarım dokümanı hazırlıyorsunuz. Kuralları belirliyorsunuz. Bu kullanıcıdan gelen feedbacklerle üzerine tekrar yazıyorsunuz. Tekrar yazıyorsunuz. Oyun tasarım dokümanı da oyunla birlikte büyümeye devam eden böyle bir yapıya dönüşüyor arada. Şey Tuna, evet. Senin aslında şeylerin var. Böyle oyun tasarımı cycle'ların var değil mi? Evet, evet, biz Atakan'la birlikte oluşturduğumuz. Onları paylaşacağım şimdi hocam. Hazırda önümdeler zaten. Tamam. Bir şey bu arada ben de onu bug'dan öğrendim hocam. Yani Sercan Hoca'dan öğrendim. Bizim şirkete adapte ettim. Biz şimdi şirkette bunu kullanıyoruz. Ya yani şöyle bir şey vardır. Şunu söylemek istiyorum bug'la ilgili. Şimdi okullarda genelde ben de bu arada hani yüksek lisans bug öncesinde başka bir üniversitede endüstri ürünü tasarım okuyordum. Ya okuduğum alanların çoğunda veya arkadaşlarımda hep şunu gördüm. Okullarda yapılan şeyler genelde teoride kalır değil mi? Yani hani özellikle lisans programlarında yapılan şeyler teori olur. Eğer oyun tasarımı bölümündeyseniz gerçekten şu an oradan çıkmış ve oyuna dönüşmüş çok fazla proje biliyorum. Hani bug'ın öyle bir gücü var aslında. İçerideki edindiğiniz arkadaşlıklar, o takımınızı içeride oluşturmanız, işte bilgi paylaşımı emin olun hiçbir yerde görmediğiniz üzere kimsenin neredeyse kimseden saklısının olmadığı bir alan. Dolayısıyla da orada yapılan işe çok büyük bir saygı duyulduğu için şu yaşanıyor. Siz okul projesi diye yaptığınız şey mezun olurken size binlerce veya milyonlarca dolar kazandırabiliyor. Hani bu gerçekten ben çoğu okulda hiç görmediğim veya çoğu alanda hiç görmediğim bir güç. Bak böyle bir şey sağlayabiliyor. Yaşanmış örneği olarak şey yapalım. Milyon dolar olmasa da milyoncuk. Hani. Okay, ben hızlı bir ekran paylaşacağım abi. Tamam. Aslında okay. Ha süper. Sonra geliyorum. Ara soru yaşayacağım. Şu an geliyor mu bilmiyorum. Geliyor galiba diye düşünüyorum. Geldi. Bir oyun neleri kapsar? Evet, aslında biz Atakan'la bunun üzerine bayağı bir tartıştık ve hani oyun tasarım dokümanı oluşturmak bazen çok zahmetli gelebilir yeni başlayan arkadaşlar özellikle. Çünkü aslında elinizde bir hani ne yapacağınızla ilgili bir liste olduğu zaman iş çok kolaylaşmaya başlıyor ve şeyi çok hızlı kaybedebiliyoruz. Aklımıza güzel fikir geliyor. İşte parkta otururken kuşun yerdeki bir solucanı kapmasını görüp bambaşka bir oyun tasarımı, oyun fikri aklınıza gelebilir. Ve burada bunu kaybetmeden yazabilmek için kendimize böyle bir yapı kurduk aslında. Bunu kullanıyoruz. Yani oyunun temelinden başlayıp, yani core mekaniğinden başlayarak bu oyuncu tarafından nasıl oynanıyor? Bu oyunda oyuncu ne yapıyor? Ondan sonra bu oyuncu bunları yaparken yanda dünyada neler oluyor? Oyuncu bunları yaparken başka neler yapabiliyor? Bunun üzerine bunları yaparken neler topluyor? Bunları topladıktan sonra nasıl bir ilerlemeye giriyor? Ve bunun dışında ekstra oyun dünyasının bize sunduğu ne özellikler var diye böyle basit bir ateş. Yani en sıcaktan en soğuğa doğru, en hani bizim için en azından önemliden en şeye doğru giden bir cycle'da biz böyle bir yapıya girmeye çalışıyoruz. Ve bütün özet aslında yaptığınız oyun tasarımını tek cümlede anlatabilmek. Yani şimdi eski oyun tasarım dokümanlarına bakın, araştırın bunları. Bir, mesela Diablo 1'in ben Game Design dokümanını çok beğenirim. Gerçekten böyle hani fantastik bir evrende şeytanın yeryüzüne çıktığı bir kahramanı oynayıp Tristram kasabasını kurtarmak. Diablo'yu bu kadar basit özetleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu oradaki ortamı, hikayeyle ilgili herkesin kafasında bir şey canlandırıyor. Peki bunu nasıl oynuyor oyuncu? İşte mouse klavyeyle oynanır. İşte o dönemin teknolojisine göre tabii ki anlattıkları bir izometrik perspektifte gridde şöyle oyuncu gider, böyle oyuncu gider. Şunları toplar. Bunlarla birlikte karakter sınıfları vardır. İşte bu karakter sınıfı biri büyücüdür, biri savaşçı, biri okçudur. Bunun üzerine altın topluyor. Altını ne yapıyor? Yeni silahlar, daha iyi silahlar alıyor. Okey, bunun dışında ne gibi özellikler var? Tam portal özelliği var. İşte içeride satıcılardan büyüler alabiliyor, bilmem ne yapabiliyor. Sonra da oyunun aslında genel bütün cycle'ını tamamlamaya başlıyoruz. Bunun üzerine hani siz oyununuzun genel şemasını oluşturduktan sonra bir tane de asıl önemli olan şeylerden bir tanesi bir flow, bir akış veya bir core loop dediğimiz önemli bir noktası var. Bunu da çok sık yapıyoruz. Mekanik nedir, yan mekanik nedir hızlıca anlatalım mı, ister misin?
Yani size kal, yani şu sen gir abi orada. Ben bir şey yaparım sonra. Dön abi, hemen ben hızlıca söyleyeyim. Şimdi burada core yazan arkadaşlar core mekanik, yani oyunun ana mekaniği oluyor. Bu ana mekaniğin özelliği şu: bunu oyundan çıkartırsanız oyun çöker. Yani buradan ana mekanikleri çok net kavrayabilirsiniz. Genelde bir oyunun bir veya iki ana mekaniği olur. Yan mekaniklerse bunu şey yapan unsurlardır, destekleyici unsurlardır. Bugün çok Assassin's Creed dedim, onun üzerinden gideyim. Hani movement ana mekaniktir. Mesela Assassin's Creed'deki. Çünkü movement'ı çıkarırsanız oyuncu kimseyi öldüremiyor, hiçbir yere gidemiyor gibi bir hale gelir. Combat'ı da ana mekaniği sayabiliriz. Çünkü combat'ı çıkarınca da sadece bir koşma oyununa dönüşür. Bunların ikisini bir yerde vermeye çalıştığı için bu oyunun iki ana mekaniği combat ve movement olabilir. Side mekanik ise şöyledir. Hani bunu destekleyici unsurlar, işte tırmanma, bir yerden aşağıya atlama, işte kullandığı silah türevleri vesaire. Collectible'larsa o oyun içerisinde toplanabilecek birimlerdir. İşte silahlar, para vesaire gibi. Tecrübe mesela. Aynen, tecrübe. Experience, yani level up, hı-hı, vesaire de collectible'a girebilir. Progression'sa şöyle, progression'da bir oyunun sürecinde oynattığı ve nerede bittiğini belirleyen şeydir. Yani Assassin's Creed'teki questler progression'dır. İşte o questlerin hikayesinin sonu progression'dır gibi düşünebilirsiniz. Feature'larda bizim eklediğimiz şöyle ki, oyununuzu öne çıkaran birkaç özelliği yazarsanız sizin için çok kolaylık olur. Deyip loop'a topu anlatayım ben. Aynen. Burada da aslında yani bütün oyun tasarımında çok önemli olan şeylerden bir tanesi bir oyuncu döngüsü. Yani oyuncu bu oyuna girdiğinde ne yapacak? Yani çok basit bir şekilde bunu görselleştirmeniz, yanınızda her zaman bir defteriniz, bir kağıt kaleminiz olsun ve aklınıza gelen fikirleri bu temel 3-5 başlık altında toplayıp çok hızlı böyle bir şematik hale getirirseniz aslında siz oyunun en önemli kısmını, o game design dokümanını yazmadan önceki en önemli kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Burada bir tane örnek bir şey vardı, daha önce kullandığım bir yapı vardı anlatırken. Bir lane savunması oyunu düşünün, tower defense oyunu düşünün. Bir campaign var. Okey, campaign'e devam ediyor. Paramla asker alıyorum. Ondan sonra şurada hemen bir lane attack var. Lane'den saldırı geliyor. Bunu geçtim. Ünitlerimi upgrade ettim. Stage'i bitirdim. Stage fail oldu. Okey, bunlar kendi içine dönen yapılar halinde. Ya bizim son stage oyunun miydi? Planını adam leak ediyor ya şirketten. İnanılmaz. Böyle olmaz. Şirket bilgileşim. Ya aslında bir oyuncu oyun içerisine girip ne açıdan nasıl tamamladıysa oyunu bitirebileceği bir oyun döngüsü yaratabilmek. Yani siz bunu bir kere kurduğunuz takdirde, bunu bir developer'a verdiğinizde oyuncunun ne yapacağı ile ilgili adımları gördüm. Tasarımcı aynı şekilde, ha asker alması gerekiyor. Aa demek ki bir hat var, harita var. Aa ünitleri upgrade edeceğim, UI için bunlar lazım. İşte collectible altın vesaire yapmam gerekiyor. Kazandı kaybet durumu var. Demek ki bu ekranları oyuncuya bir geri bildirim verecek ekranları yapmam lazım. İçeride bir hikaye var. Bu da bir kendi içerisinde dönen. Aslında bu loop'u oluşturabilmek oyun tasarımının genel temeli diyebiliriz. Ve biz buna çok sadık kalarak ilerliyoruz abisi olarak. En az aklımıza gelen bütün fikirleri şöyle bir süzgeçten geçirip hemen akabinde de böyle bir akışın içerisine koyup daha masa üzerindeki ilk portumuza gelmeden önce bir hissiyatı yakalayabilmeye çalışıyoruz. Çünkü o game feel'ı verebilmek için de aklımızdaki her şeyin çok net olması lazım. Ben de burayı bitirebilirim sanırım. Okey, çok güzel arkadaşlar. Yani bayağı yani güzel, hızlı bir özetti. İlk dönemi anlattık ya. Şey oldu. Evet, evet. Çok güzel, hızlı bir özetti. Tabii şey, zaten aslında zaten hani bu nasıl diyeyim? Yani bu anahtar kelimeler, hani bu işte başlıklar ile birlikte aslında en başına dediğiniz noktaya geliyoruz. Bundan sonrası yapmak aslında. Yani bir takım deneyler yapmak ve onu test etmek. Yani oyun tasarımının yarısı aslında play test dediğimiz. Oyunun işte ilgili hedef kitle veya yaklaşık hedef kitle ile testlerine başlanması. Şimdi ben bu noktada bir durup bir yandan da bir sürü soru geliyor. Belki Ertuğrul Hocam uygun soruları alabilir. Bir yandan da Volkan sağ olsun. Bir takım sorularla orada boğuşuyor. Görüyorum, cevaplar veriyor. Teşekkürler Volkan. Ertuğrul Hocam, bir yandan hem bize, Tuna Atakan'a, evet, hem de tabii ki bölüme yönelik sorular var mı? Yani genel olarak mesela şu ilginç, yani cevap verecek bir soru bence. Oyun tasarımının oyun konusundaki tabii ki yeri büyük ama bunun optimizasyonu, kullanılan işlemcisi ve RAM gibi performans testlerinde yeri daha büyük değil mi? Çünkü oyuncuya akıcı bir oyun sunmak bu noktada çok önemli diye düşünüyorum denmiş. Yani optimizasyon daha önemli değil mi? Buna hemen hızlı, çok yakın tarih bir örnek vereceğim.
Valheim oyunu 5 kişi tarafından yapıldı. 500 megabayt ve şu an 200 milyon dolardan fazla kazandı. Yaklaşık da muhteşem bir oyun 5 bu arada. Milyon kopya satışını geçti. RAM ihtiyacı 2010 civarlarındaki 2008-2005 yılındaki RAM'lere uygun halde. Yani optimizasyon kolaylıkla yapılır arkadaşlar ve bunun içinde sektörde bir yığın profesyonel var. Hani o aşamaları geçmiş durumdayız. Artık dünya şu halde, onu söyleyeyim, daha iyi oyun yapanın kazandığı bir halde. Yani teknik gereksinimler her türlü artık aşılabiliyor. Onu ve bunun için tabii ki bu zaman efor meselesi. Yani sizin daha elinizde oyun yokken neyin optimizasyonu yapacaksınız? Önce bunu sormak lazım. Yani ya sizde çalışan bir oyun varsa okey, ondan sonra optimizasyon daha mantıklı bir hareket. Ekran paylaşımı yapabilir miyim ben de? Tabii. Şöyle şuradan bizim şirketin sırlarını açık etmeden. Şirketin sırlarını açık et. Şöyle. İlk Bord Royal. Arkadaki mailde sözleşme vardı, neyse. Şöyle. Bu Bord Royal'in ilk player'a gittiği, yani gerçekten benim bunu alıp sokağa çıkarıp herhangi bir kafede insanlara oynattığım versiyonu. Buldum tunu, dün sormuştun ya. Süper, harika, harika. Onu unuttum sonra. Böyle internetten bulduğum görsellerle takır takır Photoshop'ta yaptığım bir şey hızlıca. Şimdi size son geldiği halini de göstereyim. Bu arada benim dosyalarım bayağı kepazedir. Hani şirket arşivleri haricinde şeylerim. Şurada bir de son hali inşallah bulacağım. Son geldiği halde şöyle arkadaşlar. Bu işte ilk kutumuzdu. İlk expansion packlerimizdi. Bunlar da kartlarımız mesela. Yani siz iyi bir oyun yaptığınızda bu insanlar tarafından seviliyorsa şu aşamaya getirmek nispeten, emin olun, iyi bir oyununuz varsa çok daha kolay. Yani siz A4'le veya demin gösterdiğim gibi üstünde dandik görseller olan şeylerle bir oyun yaparsanız ve bu oyun eğlenceliyse bunu emin olun çok hızlı profesyonel bir şekilde gerçek hayata geçirip çok iyi yerlere ulaşmanız çok kısa sürer. Evet Atakan, oradaki eğlence yani fan bileşeni çok önemli. Bir de tabii sizin proje özelinde topluluk kurmak, yani bir oyunun etrafında bir topluluk kurmak ve onu kurarken de bir takım tabii ki taktikler var. İşte yani bir Kickstarter videosundan tutun o sayfaya kadar, oradaki kullanılan dile kadar, yani o hedef kitlenizle kurduğunuz ilişkiye kadar hani çok fazla parametre var. Yani tam bir ekip işi. Yani halkla ilişkilerinden oyun tasarımcısına kadar yani çok yönlü bir iş. Bir yandan ben de chatte gelen bir sorulardan biri, İletişim Fakültesi altında mısınız gibi bir şey vardı. Evet, aslında İletişim Fakültesi altında olmanın da avantajı bu. Çünkü İletişim Fakültesi altında yani çok farklı bölümlerle yani ilişkiyi kurabiliyorsunuz. Mesela bir de halkla ilişkiler. Çünkü işte pazarlama, reklam. Yani 360 derece aslında biz hani oyunun yani bir oyunu konseptten ürünleştirip ürün halinden o tüm o etrafını saran diğer bileşenlere kadar hepsine aslında ulaşabileceğiniz bir tür sandbox ortamı burada yaratmaya çalışıyoruz. Mesela çünkü şöyle, hocam özür dilerim, böldüm galiba. Yok yok, gir. Şöyle bir durum var. Mesela arkadaşlar şu an şunu düşünüyor olabilir. Ya bir pazarlamacının oyun tasarımcısıyla ne işi olur? Adam alsın ürünü satsın diye düşünüyor olabilir. Pazarlamacıdan gelecek ilk soruyu ben size söyleyeyim. Abi bu oyunu kime yaptınız? Niye yaptınız? Nasıl yaptınız? Diye soracak. Çünkü pazarlamacı oyunun kime yapıldığını bilmeden, yani 18-30 yaş arası erkek gençlere yönelik yapıldığını bilmeden bunu pazarlayamaz. Üstüne sen bu oyunda ne tasarladın? Bunun öne çıkan özellikleri ne? Bunu bilmeden de o oyunun selling point dediğimiz, yani kullanıcının bu oyunu almasını sağlayacak şeyi sunamaz. Dolayısıyla bunların hepsini anlatmak oyun tasarımcısının görevi ve bu marketing, PR kampanyaları vesaire oyunun daha başlarında yapılıyor. Yani şey zannetmeyin, hani oyun bitti ondan sonra da gittik Facebook'a reklam verdik. Öyle bir senaryo kesinlikle yok. Hani emin olun daha oyunun en başından bunları düşünerek hareket ediyorsunuz. Tabii ki oyunu ilk tasarlarken şu var. Hani önce eğlence yaratıyor mu? Yarattı, sonra bunlarla uğraşmaya başlıyorsunuz. Hani o süreçte. Ve İletişim Fakültesi altında olması inanılmaz büyük bir özellik. Çünkü bu iş tamamen iletişime dayalı arkadaşlar. Yani siz
derdinizi yazılımcıya anlatamıyorsanız oyunda bug çıkar. Ya da istediğiniz hissiyatı veremezsiniz. Veya daha da kötüsü istediğiniz şeyden alakası saçma sapan bir şey gelebilir. Üstüne hani grafikere derdinizi çok iyi anlatabiliyor olmanız lazım. Anlatamazsanız revizelerle sabah öyle akşam uğraşırsınız. Sesçiye nasıl bir hissiyat, oyunu, ruhu nasıl olacağı anlatamazsanız sıkıntı. Dolayısıyla hani yani hem takım daha doğru bir yer olamaz herhalde. Yani Atakan şey değil mi? Yani bir hem yani takım içi iletişim hem de bir yandan da oyunun kendisi bir aslında bir şey iletiyor. Yani tabii. Bir mesaj olabilir, bir duygu olabilir. Bunları iletiyor. Hani o anlamda yani bu tip bir mecra olduğunu artık düşünmek gerekiyor. Yani çok yönlü bir mecraya dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii oyunlar hocam, artık medium zaten. Yani ondan kaçışımız yok. Bu arada tabii yeri gelmişken şey hatırlatmakta fayda var. İletişim fakültesindeyiz ama değil mi, hala fen puanıyla öğrenci aldığımızı da söylememizin gerektiği noktadayız evet. Galiba. Evet. Yani sayısal puanla alan bir nasıl diyeyim yani İletişim Fakültesi'nde biraz ezberini bozmuş durumdayız yani açıkçası. Yani şu sayısal puan, çünkü bu bir analitik düşünmeyi gerektiren tasarım, sanat, teknolojinin birleştiği bir yapı aslında. Hani o anlamda sayısal puan şimdiye kadar hep yani sayısal puanla gelen öğrenciler bu çatı altında yani bu çatı altında güzel aslında harmanlandılar, güzel buluştular ve çok güzel sinerjiler oluştu. Ya bu şekilde söyleyebilirim. Başka sorularımız var mı? Ben yandan tabii ki bizde anlatacak çok şey var ama hani ben soru alıyorum. Çok da soru yakalamışken. Evet evet. Hızlıca geliştirme sürecinde bu mekanik geliştirme sürecini çok uzatır diye çıkarmak zorunda olduğunuz şeyler oldu mu? Sizce oyun seri üretim olsun diye kısa kesilebilir mi, yoksa mükemmel olana kadar çok uzun süreler olsa da geliştirmeli mi? Ben tamamen parana bağlı. İlk soruya da ben giriyorum. Bu mekanik çok uzun süreler deyip bunu çıkartmamız gereken diyen kişi benim. Genelde. Ve şöyle oluyor genelde. Ben mesela böyle çok geniş derya bir şey tasarlıyorum böyle. Gidiyorum Tuna'ya. Tuna böyle şey yapıyor. %99'unu siliyor. Abi şunu yapalım, bu eğlenceliyse öbürlerini yaparız diyor. Dolayısıyla gerçekten yani uzatır diye değil, sadece yani daha ilk core'u bunun, yani ilk ana mekaniği eğlenceli miyi netleştirip sonra üzerine öbürlerine devam etmek gerekiyor. Hepsini bir arada koymaya çalıştığında zaten şu anki bütün genç oyun tasarımcısı, bireysel çalışan, özellikle bağımsız çalışan arkadaşların genel yaşadığı sıkıntılardan biri bu. Her şeyi birlikte yapmaya çalışıyorlar. Oyun tasarımını da ben yapayım, artını da ben yapayım, onu da ben. Ama sen bir sene makarnayla yaşayabilecek durumda değilsin. O garaj kültürüne sahip bir coğrafyadan gelmiyorsun. Bunun farkında olmak lazım. Yapacaksan, zaten bu yola adım atacaksan bunu bilerek çıkman gerekiyor yola ve tamamen bütün vaktini, odağını, dedikasyonu vereceksin. O projeyi bitirene kadar devam edeceksin. Bizde yarım kalan çok proje var. Gençlerde gördüğüm şeylerden bir tanesi bu mesela. Sonra gelmiyorlar. O projeyi pazara çıkartmıyorlar. Ya da bu artık olmadı deyip bırakıyorlar. Çünkü durmadan üzerine bir şey eklemek. Aman daha iyi görünsün. Şuradaki grafiği böyle kullanalım. Yeni oyun motoru çıkmış, oraya aktarayım. Ya bir bitirin aslında. En büyük problem bu. Bitmeyen oyunlar arkada valiz haline geliyor ve oyun tasarımcıları, oyun geliştirici, oyun sanatçıları bu yarım projelerle, bu yorgunlukla aslında hareket ediyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu da gereksizden kastım şu. Ana oyun mekaniğine etkisi olmayan, oyunun eğlencesine etkisi olmayan bütün işlemleri çıkartıp kalan oyunu bitirebilmek üzerinden geçiyor. Bunu bitirmeden yarım bırakılan bütün oyunlar dert olarak devam edecektir. Okay. Bir diğer soruya geçiyorum o zaman. Aklınıza bir oyun fikri geldiğinde bunun hayatta geçirme süreci nasıl oluyor? Yazılım biliyor musunuz? Bilmemiz gerektiği kadar biliyoruz. Yani şöyle, ben yazamıyorum ama konuşabiliyorum. Of. Böyle resmanlar geliyor. Böyle bir şey var. Hani ya bir oyun tasarımcısının görevi yazılımcıya derdini gerçekten anlatabilmektir. Çünkü o da bambaşka büyük profesyonel bir alan. Dolayısıyla gerçekten bir tık yazılım biliyoruz. Evet, ama oturup yazmıyoruz. İki de bir oyunu hayata geçirmenin en iyi yolu demin anlattığımız paper prototype. İlla dijital olacak diyorsanız da kutulardan dijitalini yapın, hemen bir test edin. Ya çünkü şöyle düşünün, bir oyunun en basit haliyle eğlence yaratabiliyorsanız gerçekten üstünüze ne koyarsanız koyun, o oyun zaten çok iyi bir şekilde satacaktır. Ve oyuncu da bunun farkında.
Ben burada ekleyebilirim bu arada biraz bir şey. Ben çok seferinde söyledim bunu. Her zaman da söylüyorum. Burada merhaba Volkan'a. oyun tasarımı, oyun geliştirmeye girdiğinizde herhangi bir programlama arka planına ya da belli bir dil bilmenize gerek yoktur. Evet, bunları görecek misiniz, öğrenecek misiniz? Evet. Hatta hani sadece bu tarafa da yönelebilirsiniz. Ama spesifik olarak benim yazılımı bilmem ya da oyun geliştirme başlamada yazılım yapmış olmam gerekiyor gibi bir durum asla yok. Yani matematiğiniz olması gerekiyor. Matematik o da zaten önemli. Güven Hoca demin istediklerinden bahsetti. Aynen, analitik dedi. Fen puan dedi. Ben mesela ekleyeceğim arka tarafta. Mesela ben bilgisayar bilimleri background'uyla mesela yola çıkmıştım. Üzerine görsel iletişim tasarım okuyup onun üzerine oyun tasarım bir yazdım. Ben aslında şu an tek başıma stüdyoyum mantıken. Yani ben kendi oyunumu yazarım, kendi oyunumu çizerim, kendi oyunumu yayınlarım. Yani hepsini yapabilirim. Ama bu iş ekip işi arkadaşlar. Yani hepsini dediğim gibi bir arada yapmaya çalıştığınızda zaman kaybedeceksiniz. Biz bu noktada Atakan'la hani bir araya gelebildiğimiz için çok şanslıyım gerçekten. Siz de kendiniz gibi ekip arkadaşları bulun. Yani egolarınızı, işte hayallerinizi bir noktada birazcık aralayın. Bir bakın, gerçek realiteye gelmeye çalışın. Ben bunu kimlerle yapabilirim? Bunu birlikte yapabileceğim ekip arkadaşlarım kimler? Nasıl bir donanımda insanlara ihtiyacım var? Nasıl bir iletişimde olmam gerekiyor? Ve bunların hepsini bir ayırdıktan sonra o bencilik bir anda ekip ve bize döndüğü anda çok keyifli bir ortam sağlıyor size. Yani bizim için öyle oldu. Umarım sizler için de öyle olur. Bir stüdyonun içerisinde farklı disiplinlerden arkadaşlar, içine bu şu pandemi sonrası gitmek için yanıp tutuştuğumuz ofisimiz gibi böyle, yani hepsini bir araya getiren konu bu. Yani ekip olabilmek, ekip olamıyorsanız tek başınıza yapacağınız yolculuk uzun, karanlık, terör dolu bir yolculuk olacak çünkü. Bunun için şöyle bir şey diyeceğim bu arada. Hemen Tuna'nın üstüne söyleyeyim. Arkadaşlar çok merak ediyorsanız Kanter ve Pikseller diye mükemmel bir kitap var. Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Alın, okuyun ve farklı farklı bir kişilik bir stüdyonun bile ya da AAA yapan devasa stüdyoların bile nasıl serüvenlerden geçtiğini size çok net anlatacaktır. Bence okula giren otomatik verin hocam. Yani. İmzalı evet, değil mi? O çok bir kitap. Yani tüm bir yani sektörün nasıl diyeyim, yani fotoğrafını çeken bir kitap. Hani o anlamda bu işin kolay olmadığını ama yani hem aşamaları hem yani nasıl bir macera olduğunu çok iyi anlatan bir kitap. Galiba bir arkadaşım sormuş, yani o okumadan da bu iş yapılır mı? Yani ben şunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, aslında yani bir noktada eğer yani film sektörüyle hep benzeştiriyoruz. Evet, yani mesela ben de eski bir yani kısa filmci olarak mimarlık kökenliyim ama film çektim. Farklı yollardan kendimi geliştirdim, kısa filmler yaptım vesaire vesaire. Bunun gibi bir şey. Aslında evet yapabilirsiniz. Evet, yani oyun da yapmak okumadan mümkün. Ama şöyle bir şey var. Oyun çok disiplinli bir alan ve çok bir takım işi ve birçok şeye hakim olmak aynı zamanda çok zor. Yani ve dışarıdan yani internet kaynakları diyelim, araçları ancak öğrenebiliyorsunuz. Hani araç, gereç belki bir yere kadar sizi tatmin edebilir ama amaçları öğrenmek için bir vizyonun olduğu bir yere, bu okul da olabilir, başka bir şey de olabilir, oraya adım atmanız gerekiyor. Yani bu anlamda hani üniversite eğer uygun bir bölüm ise, uygun bir yer ise çok iyi bir kavşak olabilir. Birçok fikirle buluştuğunuz, birçok insanla buluştuğunuz ve elbette o araç gereçleri de doğru şekilde kullanmayı öğrendiğiniz, belki patinaj çekmediğiniz, sizi çünkü yönlendirme de çok önemli ve her şey zamanla ilgili bir şey. Yani çok yanlış yerlere yönlenip yıllarınızı da harcayabilirsiniz. Hani bu noktada hocam ben bir örnek eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hani eğitimsiz de olur. Ama eğitimle birlikte çok daha hızlı atılabilir, doğru adımlar atabilirsiniz. Yani bunu ancak bunu söyleyebilirim. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben hatırlıyorsanız 2010 yılında başladım demiştim bu işe ve 2011 yılında ilk defa Bug'la tanıştım. Hani Bug'ın ilk eğitim programı, 3 haftalık bir programla tanıştım. Ve emin olun o tarihte lisans programı olmasını çok isterdim. Çünkü çok zor yollardan öğrendim bu işi. Gerçekten hani daha yani Master Bug kurulduğunda zaten ilk katılanlardan biriyim hani yanlış değilsem. Bir dönem falan geç kaldım galiba. Ama şöyle bir şey var, yani bunu o alaylı öğrenmeden gelen birisi olarak söylüyorum.
keşke okul olsaydı diyorum. Yani çünkü bazı çok basit şeyler var. Siz kendinizi eğitirken onları atladığınızda hep bir boşluk kalıyor. Burası niye olmuyor diye düşünüyorsunuz. Meğer onun çok basit bir çözümü olmuş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bir de tabii ki yani oyun alanı her gün gelişen, bilginin sürekli yenilendiği bir alan. Dolayısıyla okulun zaten size öğreteceği şey bunları teoriden pratiğe nasıl geçireceğiniz oluyor. Çünkü sizin öğrenmeniz hiç bitmeyecek oyun sektöründe. Bunu da söylemekte fayda var. Hocam bölüme yönelik cevabı, okay. Güzel cevabı olan bir soru var. Bence hızlı tamam. Bir şekilde cevaplayabilirsin hocam. BOG öğrencisi evet, olarak... Evet, son dakikamız. Tamam, 1 ve 2. sınıfta staj imkanlarımız var. Bu da tecrübe edebileceğimiz şirketlerle iç içe olabilecek miyiz? Buyur hocam. İş imkanları bile var. İşte o yüzden çok güzel bir cevabı olduğu için o yüzden yönelttim. Güven hocam. Şey, yani prosedür olarak 2. sınıfta staj yapmaya başlayabiliyorsunuz. Yani... ortak eğitim modeli diye bir modelimiz var. burada hani bizim partner şirketlerimiz, arkadaş şirketlerin yanında okurken staj yapabiliyorsunuz. Yani sadece yazın değil, daha okurken staj yapabiliyorsunuz. Ve hatta orada yaptığınız staj sizin iki tane seçme dersinize de sayılabiliyor. Yani böyle bir format var. Ama tabii notunuzu o şirketler veriyor. Ve eğer... İşinizi doğru yapmıyorsanız hiç de acımıyorlar yani. Onu da söyleyeyim. Peki, yani evet. Acır mıydın ya? Hayatta acım. Yani ikinci sınıftan itibaren başlıyor. Birinci sınıfı artık bir önemli bir altyapı olarak zaten biz sizi bayağı bir meşgul ediyoruz. Onu söyleyeyim. Evet. Başka soru alayım mı hocam? Çünkü sona doğru... Olur. Evet evet. Aslında şöyle son 9 dakikamız var. Ersun hocam senden şey rica edeyim. Benim mail adresimi yazarsın. Çünkü muhtemelen her soruyu cevaplayamayacağız ama arkadaşlar bana yazabilir. Yani tek tek hepsine cevap verebiliriz bir yandan. Yani benim mail adresimi paylaşırsan sevinirim. Ama o sırada da başka bir soru varsa hazır ya Tuna ve Atakan'ı yakalamışken hep birlikte cevaplayabiliriz. Ya hocam zaten aslında genel iş şeye geliyor bir noktada. Yani bir komünitenin parçası olmak. Bu şeyde konuşmuştuk ya bizim de Borzoyel'de aslında başardığımız şeylerden bir tanesi buydu diye. Ya bu da gene sonuçta iletişim kabiliyetinden geliyor. Biz Arvis olarak böyle bir kendimize işte 3 tane temel sütun belirledik mesela. Yani bunu her yerde kullanacağızdık. Bu birbirimize karşı yatırımcılarımızdan şeye kadar oyunlarımızın içerisindeki komüniteye kadar, kendi ekibimize kadar hep transparan olacağızdık. Yani bu çok değerli, çok önemli bir şey. Ondan sonra bunları yaparken her zaman bir inovasyon ekleyeceğiz. Bir journey yaratmak. Yani oyuncuların arka tarafta ne derler? Kendilerini her zaman bulabilecekleri, hatırlayabilecekleri, anılar oluşturabilecekleri ikinci bir sütun belirledik. Üçüncü olarak da bunu biz toplulukla her zaman geliştireceğizdik. Yani bu bence şu anki başarılı çoğu indie stüdyonun da altında yatan temellerinden bir tanesi bu. Bunlar biraz unutuluyor. Yani çok büyük firmaların çok farklı gelir modelleri etrafına dönmeleri ve bunların aslında başka bir aşık yaratıyor. Aa, işte burada para varmış bunu yapayımdan ziyade. Hayır, siz zaten son kullanıcınıza, topluluğunuza geri döndüğünüzde, onları dinlemeye başladığınızda geri kalan her şey üzerine zaten yığılmaya başlıyor bu sütunların. Ve sizin bu sağlam sütunlarınız varsa da onun üzerinde başlıyorsunuz değer olarak. Hani alttan değil. Önemli olan bunu kurabilmek ve biz bunu başardık. O yüzden çok şanslıyız bence. Hem kendimizi kanıtlayabildik, hem topluluğumuz aynı şekilde bize inanıyor. Yani fonlandığımız Kickstarter platformu için bile şöyle yorumlar aldık. Yani niye diğer firmalar böyle Kickstarter kampanyası yapıyor dediler bize. Yani o kadar şeffaf ve o kadar böyle açık bir şekilde süreci yönetiyoruz ki bütün herkes sizden örnek alsın diyenler vardı. Artık hani daha güzel hikaye var tabii orada da anlatacak. Ama diğer sorulara geçelim vakit kısa galiba. Evet, evet. Ben o yüzden şey yapmayayım. Bakalım soru. Bölümle ilgili sorular var birazcık daha hocam. Çap ve yandal bölümleriniz nelerdir diye bir soru var. Mevzu olan bireylerin derslere hala katılma şansı var mı diye bir soru var. Arkadaşlar yani çap yandal yani her bölümde yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili çok yani müthiş bir kısıtlama yok. Ama şunu tavsiye ediyoruz. Oyun tasarım bölümü yoğun bir bölüm. Yani birçok alanda eğitim alıyorsunuz ve bunun dışında stajlar, projeler, etkinlikler. Yani hani bunu sadece bir okul gibi görmeyin. Bu bir yandan bir topluluk merkezi ve buraya birçok workshop, seminer,
farklı formatta etkinliklerimiz var. Zaten bunlara katılmanız çok önemli. Yoksa bir noktadan sonra diploma değil, portföyünüz ve network'ünüz çok önemli olacak mezun olurken. Ben açıkçası belki... Güven Hoca'nın sesi gitti. Güven Hoca. Güven Hoca mı gitti, ben mi düştüm? Güven Hoca gitti. Güven Hoca alt ben koşuyorum. Ben koşuyorum. Tamam. Neydi abi soru? Çap Yandal mıydı? Onu biz de. Evet, evet. Ya Güven Hocam tam olarak şey söylüyordu. Yani evet, birçok şey mümkün ama ve lakin arkadaşlar, ben oradan devam edeyim. Yani bölüm yoğun ve gerçekten de çok fazla yapmamız gereken şey var. Çok fazla game jam yapıyoruz, çok fazla workshop yapıyoruz. Okulda bunlara katılmanız gerekiyor. Zorunlu değil ama bunlar sizin kişisel gelişimiz için önemli. ben de yazdım, devam ediyorum Güven Hocam. O yüzden de yani bu Yandal ve Çap sizleri yoracaktır. Burada mıyım? Evet. Buradasınız hocam. Tamam. Biz şey yaptık. yorucu parkur dedik. Eyvallah, eyvallah. Bölüme odaklanıyor olmanız evet, sizler evet, için daha iyi olacaktır. Yani çünkü dediği gibi Güven Hocamızın da en sonda portföyünüz çok önemli olacak ve network'ünüz çok önemli olacak. İş bulma sürecinde en büyük farkı bu portföyle yaratacaksınız yani. Neredeyse her dönem, yıl bile değil. Yani birinci sınıftan itibaren portföyünüz oluşmaya başlıyor zaten. Ve bu giderek artıyor ve en sonunda bir bitirme projesiyle zaten en son yaptığınız kocaman bir oyununuz oluyor. Dördüncü sınıfta. Junior ve senior olmak üzere. En nihayetinde de o portföye sahip oluyorsunuz. Bütün bunları yaparken de gerçekten Yandal ya da Çap yapmak bir hayli zor. Güven Hocam da tam olarak bunu söyleyecekti diye düşünüyorum. Evet evet, aynen hocam. Ağzına sağlık. Mezunlarımızla biz kopmuyoruz. Mesela gördüğünüz gibi şu an Atakan ve Tunay'la birlikteyiz. Mezunlarımız ister arası tabii ki derslere konuk olabilirler. Onu da söyleyeyim. Hazırlık okumanız gerekmiyor eğer hazırlık sınavını geçerseniz tabii ki. Güzel. Son hızlı bir hocam, soru hocam. Bizim hazırlık mantığını da söyleyelim hatta kısaca da. Hani eğer okumanız gerekiyorsa okuyun. Ama okumanız gerekiyorsa da tamamen direkt geçin sınavı. Tabii ki. İngilizce çünkü çok önemli. Her şey İngilizce bu alanda. Dersleriniz de İngilizce. İngilizcenizin yeterli olmadığını düşünün. Tabii. Yani sınava girin. Sınav sizi ölçsün arkadaşlar. Yani sınav sizi ölçsün. Ona göre karar verin. 3 dakika ama kısaca peki, oyun teknolojileri ya. Geliştirme programından da bahsedebilir misiniz? Bu güzel olur hocam. Tamam. Arkadaşlar o bizim yüksek lisans programımız. Geçen dönem açtık. Tezli programımıza alternatif olsun dedik. Çünkü daha işin mutfağına girmek isteyen arkadaşlar vardı, adaylar vardı. Hani daha akademik bir program yerine daha pratik bir program tasarladık. 3 dönem süren 10 ders artı bir projeden oluşan, sizi işin mutfağına sokan, sektör tabiriyle bir tür hızlandırma kurgusunda bir program tasarladık. Detaylar için bana arkadaşlar mail atabilirler. Hepsini cevaplayabilirim. Diyerek Tuna Atakan size son sözü vereyim. Öncelikle tekrar teşekkürler. Eğer diğer sorularla ilgili arkadaşlar bizlere mail atabilirler. Ama hani son sözü ben Tuna ve Atakan'a vermek istiyorum. Tabii. Hocam teşekkürler bizi öncelikle davet ettiğiniz için. Biz zaten her zaman şeyin parçasıyız. Yani bu komünitenin, topluluğun ve özellikle hani sadece bug özelinde değil, Türkiye'deki oyun sektörünün bir parçası olarak hareket etmeyi seviyoruz. Bu noktada da hani kapımız her zaman açık. Stajından tutun, arka tarafta fikri olup geliştirme aşamasına yardım isteyen, oyunun test edilmesini isteyen, geri bildirim almak isteyen, öğrenci bütün arkadaşlara her şey açık arkadaşlar. Öğrencinin içinde bir şey varsa ayrı konuşuruz. Ben de şöyle kapatayım hocam. Yani gerçekten bunu söylemeyi çok isterim yeni arkadaşlara. Bahçeşehir'i övmek için veya BAK programını övmek için bunu kesinlikle yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Ben bunun faydalarından gerçekten faydalandığım için bunu da şimdi sizlere geri vermeye çalışıyorum aslında. Bu endüstri böyle bir endüstri. Yani bilginin sürekli olarak birinden birine aktarıldı ve bu aslında Türk oyun sektörünün bence en başarılı olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Farkındaysanız son yıllarda çok büyük atılımlar var. Daha da artacaktır bunlar zaman içerisinde. Yani şunu söyleyeyim, bir iş değil de yani yaşamınızın oyun seviyorsanız ve oyun yapmak istiyorsanız kesinlikle bu mesleği tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü hani yazılımcı olup bütün gün yazılım yapabilirsin, art olup bir şey yapabilirsin ama hayalindeki oyunu yapmaksa amacın,
O zaman ya genelde hayalimizdeki yönde tam yapabildiğimiz söylenemez ama en azından ona yakın bir şeyleri yapabilmek adına burası tercihiniz olabilir. Onu söyleyeyim. Onun dışında her zaman açıyoruz. Yani Discord'dan ya, böyle havada kaldı gibi. Sosyal medyada her yerde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü arkası yarın. Paylaştıkça güzel artık Anıl dediği gibi. Yani üzerine koyarak, öğrendiğimizi paylaşarak ve evet. Bu şekilde bir de değerli bir galiba hayal gibi. Hayallerin buluşması galiba. Belki şeyin lafını ben tamamlayayım, Atakan'ın lafını. Yani farklı hayallerin buluşup uzlaşıp böyle daha gerçekleşebilir hayale dönüşmesinden belki de bahsedilebilir. Arkadaşlar tekrar teşekkürler. Vaktimiz tam şu an saat 2. Yani birçok soru olabilir. Evet, çünkü bu geniş bir konu, birçok disiplinde konuşuyor. Lütfen bize çekinmeden mail atın. Mail adresimi arkadaşlar paylaştı. Her soru cevap verebilir. Aynı şekilde Tuna ve Atakan da demin size açık çek verdi. Onlara da ulaşabilirsiniz. Her zaman. Bu anlamda. Tekrar teşekkürler. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür hocam tekrar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.